Kruvasan tavamızı, seviye zeynimiz dediğimiz gibi sizler için hazırladık ve çok lezzetli ve çok da güzel bir sunum. Elbasan tavamız için, pırasalı elbasan tavamız için 500 gram kadar pırasamız, ondan sonra 2 adet havuç, 400 gram kadar dana kıymamız, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salça, biber veya da domates salçası hangisi varsa elimizde onu da kullanabiliriz. 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve pulverimiz, 500 gram kadar pırasamız, 2 adet havuç, 400 gram kadar dana kıymamız, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pulverimiz. Beşamel sosu içinse hemen 4 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 2 su bardağı kadar sütümüz, yeteri kadar tuz ve karabiberimizi kullandık. Tenceremize yağımızı döktük. Ondan sonra havuçlarımızı kabuklarını soyduk. Onları ufak ufak doğradık. Doğradıktan sonra içine ilave ettik. Yavaş yavaş kavurmaya başladık. İşte bir kavurduktan sonra tekrardan soğanımızı, pırasamızı ilave ettik. Kavurmaya devam ettik. Onları yavaş yavaş kavururken tekrardan içine kıymamızı ilave ettik. Kıymayla beraber karıştırdık. Ondan sonra salçamızı, baharatımızı ayarladık. 2 su bardağına yakın suyumuzu döktük içine. Tekrardan bir 15-20 dakika bir pişti ve piştikten sonra en son olarak tuzumuzu ayarladık. 2 tane domatesimizi ilave ettik. Bir 5 dakika daha kavurmaya devam ettik. Hemen pırasalarımız hazırlandıktan sonra tepsimize döktük. Ayrı bir tenceremize tekrardan beşamel sosumuz için yağımızı döktük. Unumuzu kavurduk. Tuzumuzu, karabiberimizi ilave ettik. Sütle beraber açtık. Ve beşamel sosumuzu hazırladık. Beşamel sosumuzu da üzerine döktük. Ve üzerine döktükten sonra biraz da ben susam kullandım. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor. Ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, diğer listemiz gelsin.